Ece, 22 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okuyorum. Aynı anda açıktan da insan kaynakları okuyorum. Bugün sizlere Isaac'teki Global Talent deneyiminden bahsetmek istiyorum. Isaac'i ilk şeyde duymuştum. Yani lisedeyken İzmir'e çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi vardı. Ben ona katılmıştım ve böyle inanılmaz etkilendim. Hani inanılmaz eğlenceli, herkes böyle çok globalleşiyor falan. Dedim ki ben bunu yapmak istiyorum yani büyüyünce. Büyüyünce o zaman lisedeyim. Neyse sonra işte üniversitedeyim, zaten pandemi var. Yani bir şeyler yapmak istiyorum hayatımda. Dedim ki ben neden yurt dışına gitmiyorum? Hani sonuçta deneyimin şeyi olmaz dedim, sınırı olmaz. Sonra böyle bakıyorum projelere falan. Bir sürü ülke tabii ki çok fazla seçenek olduğu için bir sürü imkan çıkıyor ama ben hep Tunus'a gitmek istiyorum. O yüzden buradaki menajerime de özellikle belirtmiştim ben Tunus'a gitmek istediğimi. Gitmeden önce zaten belliydi çalışan pozisyon. İnsan kaynakları stajyeri olarak gidiyordum Global Talent'ta. Gittiğimde hani bana zaten gitmeden önce şeyi söylediler. Her şey hani burada belirtildiği title gibi olmalı falan. Gittim, gerçekten beklediğimi çok daha üstünde bir iş. Yani iyi anlamda söylüyorum, hani iş sorumlu olarak değil. Bana bir stajyerden çok daha fazla yetki vermişlerdi. Bu mesela benim çok garibime gitti. Çünkü Türkiye'de olsak bu kadar yetki vermeyeceklerdi belki de başta. Ama oradayken gerçekten benim sorunuma, benim inisiyatifime bıraktıkları kararlar vardı. Mülakat yapıyordum insanlarla. Çalıştığım şirket zaten farklı global kişiler, kuruluşlar içeren bir şirketti. Dolayısıyla çok fazla insanla tanışma imkanım oldu. Yani yerli ya da değil. Bu insanlar yani öyle bir network sağlıyor ki size bir yerden sonra. Daha oradayken Türkiye'de yapacağım işlerin önü açılmıştı mesela benim ve o insanlarla tanıştıkça size kattıkları, çünkü alanda çok deneyimli insanlarla çalışıyorsunuz zaten ve profesyonel anlamda sizi çok ileri götüren bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim çalıştığım şirket Tunus'ta olmasına rağmen yabancı uyruklu bir şirketi, Kanada menşeli bir şirketi ve dolayısıyla çok fazla insanla tanışma imkanım oldu. İnsan kaynakları stajı yaptığım için ya biraz insanın analiz yeteneği gelişiyor, farklı insanlarla konuşmak, yani bir kere teknik mülakat yapsanız da bile o alana dair bir bilgim olması gerekiyor benim. Yani ben web developer'dan architect'e kadar her türlü meslek grubuyla interview yaptım. Ve beni çok geliştirdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu çalıştığınız insanlar alanında çok deneyimli insanlar ve hani sizi çok ileri götürüyor. Profesyonel olarak onların tecrübelerinden faydalanmak bile benim için çok büyük bir şeydi. İnsanlarla iletişime geçmek, öyle analiz yeteneğiniz gelişiyor, çözüm odaklı olmayı öğreniyorsunuz. Yani Isaac'in ve bu çalıştığım şirketin bana kattığı en büyük şeylerden biri profesyonel hayatta, kurumsal hayatta nasıl hayatta kalacağım da aslında. Yaptığım iş tanımı olarak insan kaynaklarında insanlarla mülakat yaparken onların yetkinliklerini, onların potansiyellerini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bir insanın içindeki en iyi ortaya çıkarmak zorundasınız sektörünüz gereği. Bunu öğrendim ben orada ve benim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha oradayken benim buradaki yapacağım işlerin önü çoktan açılmıştı. Ben oradayken bir iş teklifi aldım şu an çalıştığım firmada. Ve hani Isaac'in Global Talent'a katılmanın, bu tarz bir şirkette insan kaynakları yapmanın evet CV'me bir etkisi olacağını biliyordum. Ama bu kadar hızlı, ben daha Türkiye'ye dönmeden bir etkisi olabileceğim gerçekten ben de tahmin etmiyorum. İş hayatının yanı sıra sosyal hayatı da inanılmaz iyiydi. Yani gezebileceğiniz sahilleri çok güzel. Şehir zaten çok büyük bir şehir değil. Dolayısıyla her yere ulaşım çok kolay. Yani yürüyerek bile sahile varabiliyorsunuz şehrin neresinde olursanız olun. Ve müzeleri tarihi açıdan inanılmaz zenginler. Ve müzelerini geçmek gerçekten o Bizans'ın ya da Tunus'un eski topraklarını yaşıyor gibisiniz. Sosyal anlamda baktığınızda müdavimi olabileceğiniz çok fazla yer var. Zaten şehir turistik bir yer olduğu için hani siz bir yere ikinci, üçüncü kere gittiğinizde sizi tanıyıp merhaba deyip ya da her zamankinden mi diyen insanlar oluyor. Dışarı çıkıp hiçbir güvenlik zafiyeti hissetmeden çok rahat bir şekilde sokakta yürüyüp taksiye binip gece hayatına ya da bir kafe, restorana gidebiliyorsun. Oraya giderken böyle tabii ki hani biraz insanın korkuları oluyorsun. İşte hani iki ay gibi bir süre kalacaksınız, kısa bir süre değil, ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz bilmiyoruz falan. Mesela ilk gittim hani sim kartım yok, onun korkusu var. Hani tabii ki Isaac'ten biri sizi alıyor zaten havaalanından ama hani bu küçük küçük korkular hepsi aşılan şeyler. Hani benim öyle çok yüzleştiğim çok büyük bir zorluk olmadı açıkçası. Yanımda hep bana yardımcı olan insanlar vardı. Üstesinden gelebileceğim durumlardı hepsi. Ve biraz da sizin kriz yönetiminizle alakalı ama ben kimsenin çok büyük bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Oradaki müthiş anılarımdan bahsedeceğim. İnanılmaz mutluydum. Zaten hani biriktirdiğim şeyler anılarımdı biraz da. Yani doğum günümü orada kutladım. Benim için arkadaş grubu, çok güzel bir arkadaş grubu edinmiştim ve benim için hazırladıkları bir sürpriz vardı. Dans gecelerine gittik, sahilde sabahladık. Ya bu biraz tabii ki orada kurduğumuz sosyal ilişkilere bağlı ama siz istedikten ve bunu yapabilecek yeteneğe belki birikime sahip olduktan sonra o kadar güzel anlar biriktiriyorsunuz ki yani benim doğum günüm kutlamaları bile, ben oradayken gittiğimde korkmuştum hani doğum günüm ki ben çok önem veririm yani ne olacak nasıl olacak falan. Ve insanlar, sizin hayatınızdaki insanlar sizi önemsediğinde sizin için çok fazla şey yapıyorlar. Deneyimin
bana kattığı, bende değiştirdiği çok fazla şey var. Gitmeden önce mesela kontrol manyağıydım. Hani insanların hayatına, kendi hayatına olup biten her şeyi kontrol etmeye çalışıyordum. Tabii oraya gidince anlıyorsunuz hani hayatın size sunduğu belli şeyler var. Ve onları kullanarak bir yere gelmek zorundasınız. Bu, ya bu biraz daha benim karakter açısından geliştiğim, değiştiğim bir şeydi. Ama iş hayatı açısından bakacak olursak ben daha oradayken bir iş teklifi aldım. Yani kurumsal hayatımı etkiledi, buradaki profesyonel hayatımı etkiledi, belki akademik hayatımı etkiledi. Bunlar sizi hayata ileri götüren şeyler ve her açıdan insana bir şey kattığını düşünüyorum. Ben yani karakteriniz değişiyor, sorunlarla baş etmeyi öğreniyorsunuz, bir şeylere farklı bir perspektiften bakmayı öğreniyorsunuz. Bunlar hepsi insanı değiştiren ve geliştiren şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Global Talent programına katılmayı düşünenlere birkaç tavsiyem var. Yani evet kafanızda bir takım soru işaretleri olabilir ama insanı profesyonel olarak yani iş hayatına hazırlama açısından özellikle müthiş bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle yurt dışında staj yaptığınız için CV'nize de çok büyük bir katkısı oluyor. Yani en büyük örneği benim az önce anlattım. Dolayısıyla en ufak bir soru işaretiniz varsa bence düşünmeyin. Çünkü Global Talent gerçekten hayatınıza çok fazla şey katan bir program olacak. Eğer TUMS'a gitmeyi düşünenler varsa ben kendi adıma söylüyorum. Gerçekten hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi ve beni çok ileri taşıdığını düşünüyorum hayatta. En ufak bir şüpheniz olmasın, mükemmel geçeceğine eminim. Çünkü iyisiyle kötüsüyle bu deneyim sizi değiştiriyor. Orada yaşadığınız her şeyin güzel olacağını tabii ki garantisi veren, sonuçta başka bir ülkedesiniz ama her şey sizi size bir şeyler katacağını ve geri döndüğünüzde iyi anlamda bambaşka bir insan olacağınızı söyleyebilirim. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini bir nebze de olsa giderebilmişimdir. Global Talent'a katılmak dediğim gibi profesyonel anlamda da beni çok ileriye götürdü. Umarım herkes kendisi için böyle bir adım atabilir. Hem profesyonel hem sosyal hayat açısından. Herkese kendisi için bu adımı atmasını tavsiye ediyorum. Umarım siz de benim kurduğum gibi güzel, farklı kültürlerden dostluklar kurar, bu kadar güzel anılar biriktirebilirsiniz. Herkes için dileğim bu. Çünkü ben çok memnundum ve belki de kendim için yaptığım en iyi şeydi. Dolayısıyla umarım herkes böyle bir şey yaşama fırsatı bulur.